İçeride iyiydik. Niye buraya doluştuk ya? Rıza baba bizi toplantı odasında istedi ondan. Yapma ya. Kesin tatsız bir şey çıkacak arkasından. Bana da öyle geliyor usta. Ha, geldiler. Buyurun müfettiş bey, buyurun. Buyurun. Teşekkürler. Rahatsız olmayın arkadaşlar, oturun. Sizi İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş Kayhan Bey ile tanıştırayım. Hoş geldiniz. Memnun olduk. Hoş bulduk arkadaşlar. Malum, Reyhat'ın vurulması bir takım rahatsızlıklar yarattı. Kayhan Bey de bu yüzden burada. Biliyorsunuz, sokaklar epey karıştı. Özellikle suçluların yaşadığı mahallelerde. Bakanlık bu olaylardan rahatsız. Ortada bir asayiş sorunu var. Ve biz gerilim daha da büyüsün istemiyoruz. Hüsnü'ye soruşturma açmak için geldiniz yani, değil mi? Ona da soracaklarım var. Evet, sakıncası mı var? Haşa müfettiş bey ya, bizim haddimize mi öyle bir şey? Mesut, lütfen. Tamam usta, yavaş. Ne dedim ya? Affedersiniz. Sahadaki arkadaşımızdan rapor istemiştim de olayların çıktığı mahalleden arıyor efendim. Seni dinliyorum Hakan. Müdürüm, burası şimdilik sakin. Epey kalabalığız. Tüm sokaklar kontrolümüz altında diyebilirim. Ama havada gerginlik var. Nasıl bir gerginlik bu? Emin değilim. Bir şeyler olabilir. Biz buradayken zor ama imkansız diyemem. Herkes bize ters ters bakıyor zaten. Anlaşıldı, anlaşıldı. Bir gelişme olursa tekrar haber verirsin, tamam mı? Başüstüne oğlum. Duyduğunuz gibi olaylar yatışmış da olsa sona ermiş sayılmaz. Gözaltına aldığınız şahıslardan bilgi alabildiniz mi? Hepsiyle konuştuk ama kimden emir aldıklarını söylemiyorlar. Elebaşlarını bir türlü öğrenemedik. Anlaşılan tüm bu kargaşa başkomiser Hüsnü Çoban'ın Rehat'ı vurmasıyla başladı. Arkadaşınız daha hassas davransaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Hassas mı davransaydı? Bu kadar artık biraz haksızlık oluyor. Bir sakin olun arkadaşlar. Ne sakin usta? Müfettiş bey, biliyorsunuzdur ama hatırlatayım. Rehat Hüsnü'nün karısını bıçakladı. Üstelik kadın hamileydi. Bebeklerini kaybettiler. Bu aşağılık herif ne ara makbul bir adam oldu. Anlatır mısın bize? Acınızı anlıyorum. Ama Rehat'ı vurmadan da yakalayabilirdiniz. Ve bu kargaşa da yaşanmamış olurdu. Peki aynısı sizin başınıza gelse böyle mi konuşacaktınız? Güzel soru. Hadi cevap verin. Sizin karınızı hamileyken bıçaklasalar hassas davranır mıydınız? Yavaş olun komiserim. Çizgiyi aşıyorsunuz. Tabii ya, tabii. Mesut yeter. Herkes sakin olsun. Rehat'ın başında bekleyen ekibimiz arıyor yine. Söyle Arda. Rıza baba, şimdi doktorla konuştuk. Rehat bugün öğleden sonra taburcu edilecek. Güzel. Hemen adliyeye sevk edin. Zaten bize konuşmuyordu. İfadesini savcıya versin. Anlaşıldı Rıza baba. Hadi. Gördüğünüz gibi müfettiş bey, her şey olması gerektiği gibi oluyor. Müdürüm, yine de yapmamız gerekenler var. Elbette var. Soruşturma devam ediyor zaten. Ben onu kastetmedim. Müdürüm, bu noktada sizin çıkıp basına bir açıklama yapmanız gerekiyor. Öyle mi? Niçin? Tansiyonun düşmesi için. Eylemcilerle polis arasındaki gerilimin düşmesi hepimizin yararına olacak. Göstericiler Rehat'ın infaz edildiğini düşünüyorlar. Siz onun yaşadığını açıklarsanız sokaklar yatışacaktır. Yani belki işe yarar. Hiç sanmıyorum, hiç. Sen ne dersin baba? Evet. Rehat adlı şahsın öldürüldüğü doğru mu müdürüm? Eylemcilerle ilgili nasıl bir aksiyon alacaksınız? Canlı yayında intikam alacağım diyen şahsın kimliği belirlendi mi? Sakin arkadaşlar, sakin. Herkesin sorusuna cevap vereceğiz. Buyurun şimdi. Rehat'ın polis tarafından öldürüldüğü doğru mu? Değil. İddia edildiği gibi öldürülmedi. Yaşıyor kendisi. Ve bu akşam da mahkemeye sevk edilecek. Yalan söylüyor. Öldürdünüz kardeşimizi yalancılar. Sessiz. Bu akşam adliyeye gelip kendi gözlerinizle de görebilirsiniz. Zanlı kameralarınızın karşısında olacak. Peki bu iddiaların nasıl yayıldığı hakkında bilginiz var mı? Araştırmalarımız devam ediyor. Birisi ya da birileri tarafından
yanlış yönlendirilmişler. Bu bir gerçek. Herhangi bir terör örgütünün faaliyeti olabilir mi? Her ihtimali düşünüyoruz tabii. Hastayı röntgene götürmemiz gerekiyor. Doktor bize böyle bir bilgi vermedi. Şimdi istedi zaten. Tamam, götürün. Beyler, siz de yanlarında gidiyorsunuz, tamam mı? Tamam komiserim. Gözünüzü dört açın, tamam? Dikkat edin. Anlaşıldı komiserim. Eylemci grubun isyan başlatması kamuoyunda çok tepki çekti biliyorsunuz. Özellikle de sosyal medyada misilleme yapmak için örgütlenme yapıldığı söyleniyor. Her şeyin farkındayız. Ve bu süreçte de her detaya dikkat ediyoruz. Merak etmeyin. Özellikle vatandaşlarımızdan istediğimiz sakin ve sağduyulu olmaları. Biz gereken neyse hepsini yapıyoruz. Bugünkü duruşmaya da bütün basın mensuplarını davet ediyoruz. Söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını göstermek sizin göreviniz. Öyle değil mi? Hepinize çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin arkadaşlar. Ne diyor bu adam Halit? Ayaküstü 1000 tane yalan söyledi. Akşama kadar bekleyeceğiz. Eğer rahatı görmezsek işte o zaman işler değişir. Ne oluyor ya? Polisten kaçırıyoruz seni. Daha ne istiyorsun? Evet Hüsnü Bey. Niye buradayız biliyorsunuz herhalde. Biliyorum efendim. O zaman sizden duyalım. Reyhat'ı neden vurdunuz? Kendisi gözaltına alınırken mukavemette bulundu. Silahıma hamle yapınca da ben de vurmak zorunda kaldım. Öldürmek için mi ateş ettiniz? Öyle bir niyetim yoktu. Etkisiz hale getirmek için bacağını nişan aldım. Peki Hüsnü Bey, söz konusu şahsın eşinizi yaraladığını biliyoruz. Bebeğinizi kaybetmenize sebep olmuş. Bu durumdan ötürü intikam güdüsüyle hareket etmiş olabilir misiniz? Hayır asla. Emin misiniz? Tabii ki eminim. İlk sorduğunuzda da emindim. Ama o sırada yanınızda sizden başka 4 polis memuru daha varmış. Yani isteseniz silah kullanmadan da şahsı etkisiz hale getirebilirdiniz. Ama siz silah sıkmayı tercih ettiniz. Orantısız güç kullanmış olabilir misiniz? Benim derdim intikam almak değildi. Adamı kaçmadan yakalamaktı. Bu yüzden bacağından vurdum. Ve bu sayede yakaladık kendisini. Lütfen bunu iyi anlayın. Eğer öldürmek isteseydim bacağına değil kafasına sıkardım. Ama ben böyle biri değilim. Nereye Hüsnü Bey? Konuşuyoruz. Benim söyleyeceklerim bitti. Hala beni suçlamak için bir neden arıyorsanız bulunca haber verirsiniz. Adam her detayı sordur Zavaba. Sanki derdi beni hapse atmak. Kayhan Bey işini layıkıyla yapmayı seven biri. Belki biraz abartıyor ama yani kötü biri olduğunu düşünmüyorum Hüsnü. Vallahi ben iyi bir tarafını da görmedim henüz. Boş ver sen onu ya. Yapacağı en fazla şey seni bir süreliğine açığa almak olacak. O da atlatamayacağım bir şey değil. Canı sıkılmasın buna. Hepimiz geçtik bu yollardan zaten. Mesut'a bak. Kaç soruşturma atlattı. Bir şey olmadı yani işte. Sana da olmayacak, merak etme. Rahatla. Anladım baba. İnşallah dediğin gibi olur. Sen asıl bu sürede Esra ile ilgilen yani. Biliyorsun değil mi? Şu sıra Esra'nın sana çok ihtiyacı var. Biliyorum baba. Benim de aklım hep onda. O zaman git karının yanına. İşte başında dur yani. Mesai falan da düşünme. Kendini izinli say. Biz sensiz idare ederiz ama Esra yapamaz. Hele bu zor günlerinde.
Müzik